Halil İbrahim Göker. Kendisini muhtemelen tanıyorsunuzdur. Aykut Elmas'la birlikte geçmişten günümüze kadar insanları güldürmeyi başaran, çocukluğumuza hatta şimdiki hayatımıza bile çok güzel damgalar vuran ve neredeyse çoğu insanın sempati duyduğu iki insan. Ama elbette yaptıkları mizah bazen eleştiri içerdiği zaman bazı insanlar bu eleştirileri kaldıramıyorlar ve kendilerine saldırmaya başlıyorlar. Hele ki bu mizah siyasetle alakalıysa. Biliyorsunuz ki Halil İbrahim Göker daha öncesinde AK Parti'yi bu konuda eleştirmişti. AK Parti dayıların bir günü adına bir parodi videosu yayınlamıştı ve insanlar bu videoya katıla katıla gülmüşlerdi. Neden? Çünkü yapılan eleştiri kendilerine yönelik değildi. Ancak ne zaman ki kendilerine yönelik bir eleştiri yapıldı, insanlar yorumlara hiç komik değil, sen bir daha mizah yapma, sen şaka yapma gibi saçma sapan yorumlar yazmaya başladılar. Bu yorumlara sebep olan videoyu bir izleyelim, ardından yorumlayalım. Uyanır uyanmaz Halk TV'ye açıp bir yandan Sözcü Gazetesi'ni okudum. Karşıt görüşlü birkaç arkadaşımı arayıp tok otomobilin parçalarının yurt dışından geldiğine değinip yerli otomobili kötüleme seansımı tamamladım. Sonrasında Cihangir'in ara sokaklarına çıkıp öğlen alkolü alırken Kılıçdaroğlu'na oy vermiş ama onu eleştiren arkadaşlarıma Kemal Bey doğru adaydı. Yanlış olan halktı dedim. Ayrıca Kemal Bey giderse partinin biteceğinden bahsettim. Sonrasında oyuncu olmak isteyen birkaç hanımefendiye sarma sigaramı sararken benim tanıdığım yönetmenler var. İsterseniz size onları yönlendirebilirim diyerek ağzımı yaya yaya ya tavsiyelerde bulundum. Daha sonra Cihangir'den biraz uzaklaşayım dedim. Ama Cihangir dışındaki tüm ülkenin avam olduğu aklıma gelince tam Cihangir sınırlarından çıkarken bir entelektüel hastalığı olan panik atağımın tutmasıyla birlikte tüm memnuniyetsizliğimle Cihangir'ime geri döndüm. Burada da vatanı korur gibi tütün çantamı koruyorum. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. <laughs> Gördüğünüz gibi kendisi sağcıları eleştirdiği gibi solcuları da eleştirmiş. Bunca şeye rağmen hala Kılıçdaroğlu'nun doğru aday olduğunu savunan, sağcıları eleştirdiği gibi solcuları eleştirmeyen ve hatayı sürekli olarak başkalarında arayan insanları eleştirmiş. Ve video bana göre gayet komikti. Çünkü evet bunca şeye rağmen hala Kılıçdaroğlu'nun adaylığını savunan, Kılıçdaroğlu'na laf söylemeyen ve sadece Halk TV izleyen insanlar bana açıkçası komik geliyor. Ama görünen o ki bazı insanlar buna baya bir alınmış ve sosyal medyada Halil İbrahim Göker'i baya bir linçlemişler. ...ki linçleyenlerin arasında bir tanesinin de Cihan Girli solcu tayfaya bayağı bir benziyor olması dikkatlerden de kaçmadı. Elbette bazı şakaları komik bulmayabilirsin. Gülmedim diyebilirsin ancak bu yorumları yazan insanların videonun komik olmamasından dolayı değil de eleştiriyi kaldıramamasından dolayı bunları yazdığını gayet iyi biliyoruz. Çünkü maalesef Türkiye'nin bazı solcu kesimi sağcılardan bile beter olabiliyor. Ve sadece AK Parti eleştirisini istiyor ki bunu bana da söylediler. Ben ne zaman Kılıçdaroğlu hakkında bir video yapsam veya bir solcuyu eleştirsem Yorumlarda bazı insanlar beni AK Partili ilan ediyor ki beni tanımalarına rağmen. Bakın dostlar siyasette tarafsız olamazsınız. Yani oy pusulasında illaki birini seçmeniz gerekiyor. Amma ve lakin objektif olabilirsiniz. Ve objektif olarak iki tarafında hatalarını eleştirebilirsiniz. AKP'li ilan ettiğiniz bu adam mesela oyunu Kılıçdaroğlu'ndan yana kullandı. Neden? Çünkü o da bizler gibi Erdoğan'ın gitmesini istiyordu. Fakat olmadı. E olmayan bir şeyi biz daha niye zorluyoruz ki? Mesela İrfan Değirmenci de bu videoya bayağı bir alım olacak ki Halk TV yayını esnasında bu video şöyle bir cevap vermiş. Bu olsa bu vesileyle şunu söyleyeyim. Dünden bu yana iki buçuk milyon kez izlenmiş bir video var. Halil İbrahim Göker'miş beyefendi. Komedyen olduğu söyleniyor. Ben ilk kez duydum. <laughs> Cihangirli Sanat Sepet Tayfa'nın bir günü diye bir video paylaşmış. Cihangirli Sanat Sepet Tayfa güne Halk TV izleyerek başlarmış. Sonra yerli otomobil TOG'u biraz kötülermiş. Sonra Cihangir sınırlarından dışarı çıkmaz hemen kendini kapatırmış. Öyle bir video çekmiş. Gülümseyemedim pek. Bir de şunu tavsiye edeceğim bu komedyeni. Bir Cihangir'e gitsin, bir gözlemlesin. Gerçekten orada yaşayanlar ne konuşuyor. En ne tarisi, izliyor, ne benziyor, benziyor. Yani bu adam A Haber hakkında da binlerce video yapmıştır bu zamana kadar ama ben hiçbir zaman bu adamın bir videosunun A Haber'de böyle eleştirildiğini görmedim. A Haber'den bile beter olmayı nasıl başarabiliyorsunuz lan siz? Eleştirdiğiniz AK Parti'den ne farkınız var ki sizin? Dürüst olmak gerekirse ben seçim esnasında bir şeyi kaçırmışım. CHP'nin şu halinin gerçekten AK Parti'den hiçbir farkı yokmuş. Seçim zamanı sürekli özgürlükten bahseden insanların haklarını savunacağını söyleyen CHP seçimden sonra bildiğiniz süt dökmüş kediye dönüştü ve ana muhalefet partisi olarak Türkiye'de yaşanan hiçbir haksızlığa tepki göstermediler. E peki ben sizlere sorarım bu adamların nasıl seçilmesini bekliyorsunuz ki siz? Bu adamlar kendilerine verilen en ufak görevleri bile yapamıyorlar. Ulan AK Parti bile kendine daha iyi muhalif oluyor. Adamlar hem iktidarı hem de ana muhalefet partisini oynuyorlar şu anda. Hem kendileri ekonomiyi batırıyorlar hem de ekonomiyi eleştiriyorlar. Ve kusura bakmayın bu adam bu konuda haklı. Sadece AKP'de veya CHP'de hata yok. Bunlara ses çıkarmayan herkes de hata var. Bütün bunlara rağmen bu insanları desteklemeye devam eden herkeste de hata var. Olan oldu artık. Biz her ne kadar Kılıçdaroğlu aday olmasın desek de kendisi aday oldu ve seçimi kaybetti. Ulan bari bundan sonra desteğinizi kesin de bu adam artık siyasetten defolup gitsin. Bak açık konuşuyorum defolup gitsin. Ulan keşke oy vermeseydik de şöyle sağlam bir %20 %30 falan alsaydı da sesini kesip otursaydı bari. Ama ne yapalım bizdeki Erdoğan nefreti de böyle işte. İnandık ve elimizden geleni yaptık. Ama bu videoda tekrardan söylemek istiyorum ki CHP kendini düzeltmediği sürece ve Kılıçdaroğlu istifa etmediği sürece bundan sonra benden hiçbir şekilde oy alamazlar. Kazanmayacağını bilsem bile kendime en yakın olan partiyi seçerim. Önümde iki seçenek AKP ve CHP varsa da oy moy vermem. Benim için AKP ve CHP siyaseti 2023 tarihinde bitti ve bence hepimiz için de öyle olması gerekiyor. Yani kusura bakmayın Halil İbrahim Göker %100 bir şekilde haklı. Bu konularda lütfen tuttuğunuz tarafları bir kenara bırakın ve objektif olun. İşte o zaman gerçeği anlayacaksınız. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.